Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım. Çünkü bu videoya özel 350 dolar değerinde hediye dağıtacağız. Aynı zamanda IRE 7 oyununa bakacağız. Bu bir Play to Earn projesi ve Binance NFT üzerinden oyun tokenlarının, gizemli kutuların ön satışına nasıl katılabiliriz? Adım adım sizlere bunu anlatacağım bugün. Evet, piyasa biraz kötü ama biz de işte fırsatları kovalamaya devam ediyoruz. Sizlere dağıtacağımız böyle güzel hediyeler olduğu için mutlu oldum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar, IRE 7 hakikatin oyunu, Game of Truth adıyla kendi lansmanını yaptı ve Binance NFT üzerinden, IGO üzerinden bir ön satış etkinliği yapacak. Öncelikle şuna bakalım. Arkadaşlar, Binance NFT, bakın burada Gaming Taksim IGO yazıyor. Yani IGO. Bunun açılımı arkadaşlar Initial Game Offering. Biliyorsunuz biz IDO'larla çok ilgileniyoruz. Initial Decentralized Offering. Yani merkeziyetsiz platformların token ön satışları yapması veya borsaların token ön satış yapmalarına biz IAO ya da IDO diyoruz. Bu ise IGO. Yani oyun tokenlarının ön satışı. Bu tarz platformlarda token ön satışları zaten kazandırıyor. Oyun ön satışları ise iyice hype olmuştu, kazandırıyordu. Fakat şu an piyasa biraz akümüle oluyor. Hani bunu göz ardı etmeyin. Videoda anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Az sonra zaten bahsedeceğim. Fiyat yükselebilir de düşebilir de, bunu öngörmek kimsenin haddi değil arkadaşlar. Öngören, iddia eden varsa bilin ki yalan söylüyordur. Biz bugün bir proje inceleyeceğiz, ödüller dağıtacağız. Keyifli bir video olmasını temenni ediyorum. Yavaştan videoya başlıyorum. Bu gördüğünüz sayfanın linkini izlediğiniz videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Arkadaşlar, öncelikle IRE 7 NFT'leri için Binance 30 bin dolar değerinde bir ticaret yarışması duyurdu. Etkinlik dönemleri 27 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında Binance NFT Marketplace üzerinden Fantazi kutusu etkinliği süresi boyunca elde edeceğiniz hacimlerin oranına göre 30 bin dolar ödül paylaşılacak. Şimdi oyunun tanıtımına beraber biraz bakalım. IRE 7 bir e-sport oyunu. Blockchain tabanlı e-sport oyunu. Nispeten yeni bir konsept olan e-sport finance alanında geliştirilmiş bir blockchain oyunu. E-sport finance'ın özünde arkadaşlar, rekabetçi aritmetik üretmek için blok zinciri ve DeFi tarafından desteklenen oyunların rekabet gücü yatıyor. Model, blockchain'in merkeziyetsizlik özelliği sayesinde güvenlik, adalet ve dolaşım sağlarken kullanıcılara rekabetçi oyun modları sunuyor. IRE 7 Game of Truth Hearthstone'a benzer bir ekonomik model uygulanmış bir kart oyunu. Ayrıca kullanıcılara Gods Unchained'dan daha yenilikçi bir dövüş modeli sunmayı amaçlamışlar. Bu özellik blockchain oyununun tüm oyuncu türlerini çekici hale gelmesine sebep olacak diyor tanıtımlarında. Oyunda kullanıcılar 4 türe ayrılmış gizemli kutuyu açarak anakartlar elde edebilecekler. Yaygın, nadir, destansı ve efsanevi türler var kartlar arasında. Oyuncular farklı oyun modlarını oynarken ve ekosistemine katılırken IRE jetonları ile ödüllendiriliyorlar. IRE 7 jetonları, IRE 7'nin ana para birimi ve oyun ödülleri, yarışma ödülleri, rehin ödülleri ve en önemlisi oyuncuların platformun yönetim sistemine katılacakları para birimi. Şimdi genelde oyunlar iki türlü para birimi kullanıyor, fakat burada gördüğümüz kadar yönetişim içinde, oyun içi ödüllerde de IRE jetonları kullanılmış. Şimdi bizim bugün etkinlikle verdiğimiz, şu anki değeriyle her biri 115 dolar olan IRE 7 Fantasy kutusu, Fantasy Box diye geçiyor. Bunu nasıl alabileceğiz, buna bakalım. Sayfasına tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar, her birinin fiyatı 0.33 BNB. Şu an güncel kurla yaklaşık 115 dolar ediyor. Dikkat etmeniz gereken husus şudur. Bakın arkadaşlar, burada ihtimallerine göre kartlar sıralanmış. Burada çıkma ihtimali düşük kartlar çıkarsa sizin şansınıza şanslı olduğunuzu gösterir. Ama çok nadir bulunmayan şeyler de çıkarsa da kar edemeyebilirsiniz. Bu tamamen piyasaya bağlı, oyunun göreceği ilgiye bağlı. Yani ne diyorum, şu an 0.33 BNB'den alıyoruz bu kutuları. Ben de katılacağım az sonra, ama daha sonra daha yüksek veya daha düşük fiyattan satma garantisini veremem. Bunu piyasa belirler. Ancak o yüzden de videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi burada vurgulamak istediğim şey, Binance'da IGO süreci, IGO süreci nasıl işler, buna bakalım. Çünkü önemli. Şimdi 4 tane faz var arkadaşlar. Şu an hazırlık fazındayız. Sonra katılım fazı.
ardından hesaplama dönemi ve dağıtım dönemi olacak. En az 0.1 BNB ile katılabiliyorsunuz. Hazırlık dönemi ile katılım dönemi arasında olması gereken tutar. Şimdi ortalama bakiye diyor. Bu bakiyeye tıklıyoruz arkadaşlar. Binance Spot hesabı, alt hesaplar, Binance fonlama cüzdanı ve Launchable hesapları dahil edilerek her gün ekran görüntüsü alınıyor ve sizin BNB bakiyeniz hesaplanıyor burada. Ardından katılım dönemi geldiğinde diyelim ki 2 BNB'niz var. O zaman 2 BNB'lik alım yapabiliyorsunuz. Katılabilmek için katılım döneminin gelmesi lazım. Katılım dönemi ne zaman arkadaşlar? 26 Ocak Türkiye saatiyle sabah 05:00. Tabii öğlenle de katılabiliyorsunuz. Ne zamana kadar katılım yapabiliyorsunuz? 27 Ocak öğlen 12'ye kadar katılım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken olay şudur. Toplam NFT sayısı 12.700. Bir önceki de buna yakındı. Şimdi katıldığımız zaman kesin alacağız diye bir kural yok. Burada kaç kişinin katılacağı önemli. Burada bilet sayısı, katılanların bilet sayısı gözükecek. Diyelim ki 25.000, 26.000 kişi katıldı. O zaman sizin şansınız yarı yarıya. En fazla 25 bilet alabiliyorsunuz. 25 bilet almak istediğinizi belirtiyorsunuz katılım döneminde. Mesela ben bir öncekinde 25 bilet almak istedim belirttim ve toplam NFT sayısının 2 katı başvuru olmuştu. Bu yüzden bana yaklaşık 11 tane bilet geldi. Bunu göz ardı etmeyin. Hesaplama döneminde açıklanıyor kime ne kadar düşeceği ve dağıtım dönemi 27 Ocak saat 15:00'da dağıtımlar gerçekleşiyor. Katılımın başlamasına kalan süre bir gün 14 saat 55 dakika. Şu an için buradan arkadaşlar şu kısımdan kayıt olacaksınız. Eğer katılmak istiyorsanız etkinlik zamanında. Burada kartları inceleyebilirsiniz link üzerinden. Şimdi gelin birlikte oyuna bakalım biraz ve videonun sonunda da Binance NFT ile beraber bir etkinlik yapıyoruz. Sizlere özel 3 adet bu Era 7 Fantasy kutusunu ücretsiz olarak dağıtacağız size. Her biri 115-116 dolar civarında. Videonun sonunda da etkinlik detaylarını anlatacağım. Şimdi oyuna girdiğimiz zaman Play Strategy Earn, yani bir Play to Earn projesi, strateji tabanlı. Baktığımız zaman grafikleri iyi, güzel, kaliteli grafikler oluşturmuşlar. Arkadaşlar oyunda bir strateji geliştirilmiş, kartlar üzerinden bir takım belirliyorsunuz ve rakip takımlarla savaşarak jeton kazanabiliyorsunuz. Şu an oyunda açık 4 ayrı bölge var. Bakın Korsan Koyu, Zen Vadisi gibi bölgeler var. Burada da karakterler var. Mesela bu bölgede 4 tane karakter görüyoruz. Şunları Türkçe'ye çevirelim. Mesela bu kartın ismi Checho ve Otello. Canavar Krallığından Glorant. Müzakere için zaman yok. Silahlarınızı alın demiş. Savaş yanlısı bir kralmış kendisi. İşte çeşit çeşit arkadaşlar karakterler var. Bekleyince bu karakterin isimleri ve özellikleri geliyor. Kartal Gözlü galiba bu karakterin adı. Ve bu karakterlerin skillleri var. Yani özellikleri var, yetenekleri var. İşte ateş diyelim ki ateşe karşı karşınızda öyle bir karakter seçmelisiniz ki onu tolere edip siz kazanasınız. Ve strateji, rekabetçilik oyunlarda ilgiyi arttırıyor. Ira Token az önce de bahsettiğimiz gibi oyun modları oynayarak ve birçok etkinlik elde edilecek ana para birimi. Özel etkinlikler, deneyim, mücadelelerde, Dünya Kupası'nda ve mining'de, madencilikte IRE token elde ediyorsunuz. Bir Play to Earn projesi market kısmı da var aynı şekilde. Yol haritası bizim için önemli. Projeleri incelerken yol haritasına ben bakıyorum. Şu an bu bölgedeyiz ve NFT gizemli kutu ön satışı oluyor. Pazar yeri aktifleştiriliyor, lansmanı yapılıyor. Benim için en önemli tarih şu an baktığımız zaman 2022 Şubat'ı. Neden? IRE 7 yerel alfa sürümü lansmanı yapılacakmış. Bilgisayarda, iOS ve Android telefonlarında oyun oynanmaya başlayacak. Ben bu tarihe çok önem veririm. Çünkü ekibin başarılı olup olmadığı o dönemde özellikle gözükür. DEX ve JAX'te IRE jetonunun listelenmesi de yine bu dönemde olacakmış. DEX dediği merkeziyetsiz borsalar, JAX dediği de Centralized Exchange yani merkezi borsalar. Binance gibi veya bir başka borsa gibi merkezi borsalar. 3. çeyreğinde rekabetçi yıldız platformu ve Metaverse amiral gemisi açığa çıkartılacakmış. 2024'ün 3. çeyreğinde animasyon serisi aktifleşeceğini söylüyor. Bu çok önemli bir haber. Şu an oyunlar oyuncularla arasındaki bağını arttırmak için dizi yapıyorlar. Anime dizi yapıyorlar özellikle. Birçok oyunda bu aktif. Bu da güzel bir gelişme.
Daha önce oyun oynarken sadece oyunun kurucuları para kazanıyordu. Oyunu yapanlar para kazanıyordu. Artık oyuncular da para kazanacak. Blockchain'in hayatımıza getireceği güzellikler bunlar diyebiliriz. Partnerler arkadaşlar benim için çok önemli. Şimdi baktığımız zaman Huobi Ventures var, Gate.io var, Mobox var, AlphaCoin Fund var. Yani arkadaşlar güzel partnerler var. Yani ben şuradan Huobi Ventures, Gate.io'dan bu iki borsada listeleneceğini düşünürüm. Zaten şu an Binance NFT üzerinden ön satış yapıyor. Yani bu borsalarda listelenme ihtimali var. Bu da iyi bir özellik. Dostlarım izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde hediye kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda bulabilirsiniz. Şuradan white paper'lar üzerinden token ekonomisine bakalım, token metriklerine bakalım. Ben buna da önem veririm. Seed ve private sale'lerde yani çekirdek turunda ve özel ön satışlarda toplam %16'lık bir dilim ayırmışlar. IDO'da halka açık ön satışta %2'si sadece sunulacakmış. Bu da çok düşük bir oran. İyi bir şey bu. Play to earn kısmına az önce de size bahsettiğim oyuncuların kazanacağı kısım %52. Yani toplam varlığın yarısından daha fazlasını oyunu oynayanlara hediye olarak verilecek, ödül olarak verilecek. Bu da az önce size dediğim oyunun kurucuları değil de oynayanların para kazanacağı ekosistem anlamına geliyor. Bakın gelişime, oyun geliştiricilerine %15 ayrılmış sadece. Dostlarım gelelim etkinliğimize. İzlediğiniz videonun açıklama kısmına bırakıyorum bu linki. Aynı zamanda benim Twitter profilinin sabitlenmiş kısmında görebilirsiniz. Binance NFT ile birlikte size özel hediye etkinliği yapıyoruz. 3 adet Era 7 Bucks hediye edeceğiz. Her biri $115 şu an için. Bakın bu tweet arkadaşlar RT yapmanız ve beğenmeniz aynı zamanda Binance NFT'yi, Binance Türkiye'yi ve Era 7 official sayfasını takip etmeniz yeterli. Detayları burada bıraktığım linkte görebilirsiniz. Linki mutlaka inceleyin. Ve etkinliği ne zaman belirleyeceğiz arkadaşlar? 26 Ocak Çarşamba günü saat 15'te. Bu görevleri yapan kişiler arasından tamamen rastgele şekilde çekilecektir. Sizin bana olan güveniniz benim için her şeyden daha önemlidir. O yüzden hiçbir zaman bu tarz etkinliklerde adaletten bir milim bile şaşmadık dostlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da bizim Telegram grubumuz. Burada gelip güzel sohbetler edebilirsiniz. Sizler için faydalı içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa sizler de kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.